Sayın ilçe başkanım, değerli basın mensubu arkadaşlarım ve şu anda bizleri canlı yayında izleyen bütün hemşehrilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik krizinin giderek derinleştiği, umutsuzluğun kol gezdiği ve karamsarlığın toplumun bütün kesimlerine dalga dalga yayıldığı, siyasetin yeni gelişmelere açık olduğu bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre sürecini 28 Kasım 2021 tarihinde yapılacak olan ilçe kongremizle ilgili değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerle birlikteyiz. Değerli arkadaşlarım, 31 Mart yerel seçimlerinden yaklaşık 10 ay sonra ilçe kongremiz gerçekleşti. Bu kongrede değerli öğretmen arkadaşım, başarılı bir öğretmen olan Haydar Karabacak kardeşimiz ve arkadaşları 12 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen kongre ile göreve geldiler. Tabii pandemi koşulları vardı, şartlar ağırdı. Hiçbir kimseyi bir eksiklik, bir noksanlık üzerine eleştirmemiz de söz konusu değildir. Ama göreve gelen arkadaşlarımızın kongre sürecinden yaklaşık 22 ay sonra da Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetiminden 7 arkadaşımızın istifası üzerine tüzüğümüz gereği 13 kişilik yönetim kurulundan yarıdan bir fazlasının istifa etmesi üzerine yönetim kurulu fiilen sona ermiş oldu. Bunun üzerine genel merkezimizde genel başkan yardımcımız Oğuz Kağan Salıcı başkanlığında bir toplantı düzenlendi, bir karar alındı. O toplantıda 2021 tarih 1066 sayılı kararla İlçe Yönetim Kurulu'nda görev yapan kardeşimiz İlter Çorakçı ve 5 arkadaşı partimizi tüzük gereği 30 gün içerisinde kongreye götürmek üzere yeni bir yönetim oluşturulmuş oldu. Aradan geçen süre zarfı içerisinde eskiden partimizde görev yapmış bütün ilçe başkanı arkadaşlarımızla, belediye meclis üyelerimizle, delegelerimizle, kamuoyuyla karşılıklı istişarelerde bulunduk. Bunu seçimlerdeki Memleket İttifakı dediğimiz Millet İttifakı içerisinde yer alan İyi Parti, Saadet Partisi'ndeki arkadaşlarımızla da karşılıklı görüş alışverişi üzerinde bulunduk. Bu görüşmeler neticesinde ortak bir fikir, bir konsensüs oluştu. Millet İttifakı'nın büyük üyesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karapınar'da genel seçimlere ve akabinde gerçekleşecek olan belediye başkanlığı seçimlerinde partimizi yeniden örgütlemek, apartmanda, caddede, sokakta, tarlada, her yerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve birlikte Millet İttifakı'nın sesini yüksek sesle duyurmak için yeni bir yönetim anlayışı ve benim aday olmam üzerinde teklifte bulundular. Değerli arkadaşlarım ve bizi canlı yayında dinleyen bütün hemşehrilerim, beni çok yakından bilirler ki siyasi yaşamım boyunca hiçbir göreve kendim talip olmuş değilim. Bunu 31 Mart yerel seçimlerinde de bunun böyle olduğunu zaten kamuoyu biliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adaylığını düşünmediğim halde kamuoyumuzun ısrarı üzerine göreve talip oldum. Değerli arkadaşlarım, bunu 31 Mart seçimlerinde de böyle oldu. Bundan 29 yıl önce 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kapatılan Cumhuriyet Halk Partimizin 9 Eylül 1992 tarihinde yeniden açılmasından sonra o günkü partimizin yetkili kurulları da o zaman da bana ilçe başkanı olmamı söylemişlerdi. O gün de bir görev verilmişti. O görevi gençliğimizin olanca heyecanı ve coşkusu ile çalışarak, tırnaklarımızla kazarak partimizi Karapınar'da iktidar ve belediye başkanlığına taşıdığımızı sizlerle tekrar anılarda paylaşmak istiyorum. Şimdi 29 yıl
2 ay 9 gün sonra, yani bugün. Yani bugün aynı sorumluluk ve heyecan içerisinde neyi nasıl yapacağımızı, ne istediğimizi gerek ilçe siyasetinde, gerek Konya siyasetinde, gerek Türkiye siyasetinde, altını kırmızı kalemle çiziyorum, büyük iddialarla, büyük heyecanlarla, kabına sığmayan bir coşkuyla yeniden yola çıkıyoruz. Değerli arkadaşlarım, partimizi ve Millet İttifakı'nı birlikte iktidara taşıyacağımızdan hiç kuşku duymuyorum. Adım Kamil Bülbül okuyucu kadar eminim ki çocuk yaşta girdiğim siyasetteki sezilerime güvenerek, vakit iktidar vaktidir. AKP benim belediye başkanlığı seçimlerimde Sayın Murat Kurum kardeşimize ve belediye başkanı adayımız Sayın Mehmet Yaka'ya görevlerinde başarı dileklerinde bulunduğum konuşmayı Facebook sayfasını incelerseniz orada şu cümlelerimi duyarsınız. Orada diyoruz ki İstanbul seçimleri AK Parti için sonun başlangıcıdır. Çizgi kırılmıştır. Bu toparlanamaz. Bugün bunu yaşıyoruz. Bu ön sezimin çıktığını görmekten de mutlu. Yani keşke Türkiye bunları yaşamasaydı ama bu öngörümüz de gerçekleşmiş oldu. Bu sorumluluk duygusu içerisinde 28 Kasım 2021 tarihinde yapılacak ilçe kongresinde Cumhuriyet Halk Partisi Karapınar ilçe başkanlığına aday olduğumu siz değerli basın mensuplarının ve kamuoyunun huzurunda paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli arkadaşlarım, adaylığımızın ve yeni göreve gelecek arkadaşlarımızın çalışmaların ilçemize, Konya'mıza, Türkiye'mize hayırlara ve uğurlara vesile olmasını candan temenni ediyorum. Aydınlıklar getirmesini diliyorum. Bereket getirmesini diliyorum. Hakça bölüşümü, paylaşmayı ve barış içinde yaşamayı getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi eski ilçe başkanımız Tevfik Sözen'i, eski belediye başkanımız Tevfik Çorakçı'yı, partide görev yapmış özellikle 31 Mart seçimlerinde partimizi ayağa kaldıran ve hepimizi bir araya getiren, küskünlükleri, dargınlıkları noktalayan bilge insan Ahmet Sezer'e, görev yapmış ilçe başkanlarımızın hepsine, son görevde bulunan ilçe başkanımız değerli öğretmen kardeşim Haydar Karabacak'a, ilçe sekreterlerimize, partiye emek vermiş delegelerimize, hangi kademede olursa olsun hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir okuldur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmeni olduğu büyük bir okuldur. Şimdi burada adayları başka partilerde olduğu gibi partilerin genel merkezleri, ağababaları belirlemez. 28 Kasım 2021 tarihinde yapılacak olan ilçe kongresinde her arkadaşımız ilçe başkanlığı dahil parti meclisine ya da yetkili kurullarına aday olma hakkı vardır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Yani bu kapalı kapılar ardında liste yapmak, bilmem grupçuluk yapmak, ekipçilik yapmak şu anda bizim işimiz bu değildir. Partimizin kapısı sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil, sağcı, solcu, milliyetçi, ülkücü, devrimci, mütedeyyin, muhafazakar demokrat kardeşlerimiz, herkes. Ya biz çalışmak istiyoruz. Millet İttifakı içerisinde bu kötü gidişe dur demek istiyoruz diyen herkese kapımız açıktır. An itibariyle iktidara yürüdüğümüz bu günlerde bu iktidar yürüyüşümüzde bir de çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bizleri canlı yayında izleyen bütün değerli hemşehrilerimiz, korku ikliminin hakim olduğu bu ortamda korkularınızı kırın. Cesur olun ve gerçekten güvenin. Biz iktidara emin adımlarla yürüyoruz. İstanbul seçimlerini örnek alabilirsiniz. İstanbul seçimlerinde ya olur mu, verirler mi, İmamoğlu'na belediyeyi teslim ederler mi? Burası Muz Cumhuriyeti değildir arkadaşlar. Halk iradesi diyorsak, millet iradesi diyorsak,
seçmen iradesi diyorsak saygı duymaktan başka yapılacak hiçbir şey yoktur. Biz demokrasiye inanan insanlar, inanan bir siyaset adamı olarak an itibariyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu kötü gidişattan memnun değilim diyen genç arkadaşlarım. Üniversitede okur, yüksek okulda okur ya da okumaz, tarlada çalışan bütün genç arkadaşlarımı Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı içerisinde çalışmaya davet ediyorum. Siyasette emeği olan bir abiniz olarak sizlere velilik yapmak istiyorum. Bu okula kaydınızı yaptırırken size abilik yapmak istiyorum. Hiçbir arkadaşımız düşüncesinden dolayı çekimser kalmamasını diliyorum. Yine bir çağrıda bulunuyorum. Çocuklarının önünde mahcup olan, annelik duygusunu yaparken çocuklarının yarınıyla ilgili kaygı duyan bütün annelere sesleniyorum. Hanım kardeşlerime sesleniyorum. Korkmayın, cesur olun. İtalya'da nasıl Di Pietro temiz eller operasyonunu yaparken ya da iktidar değişikliği yapılırken kadınlardan cesaret almışsa bütün hanım kardeşlerimizi, başı açık, başı kapalı. Biz o defterleri kapattık, o iş bitti. Böyle bir tartışmanın anlamsız olduğunu biliyoruz. Böyle bir dönemde ya bu düzen böyle yürümez kardeşim. Yani dolar bilmem almış başını gitmiş, tencere kaynamıyor, anne çocuğunun yanında mahcup, babalar çocukların yanında suçlu. Bu böyle olmaz diyen bütün hanımlarımızı, yaşı ne olursa olsun, davet ediyoruz. Sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, bunca yıllık tecrübelerimize güvenerek şunu söylemek istiyorum. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan Amasya'ya yürüdüğü zaman Amasya Tamimi'ne yazdığı bir notu var. Bu milletin mahzun talihini yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır. Biz bu sözün büyüklüğünü biliyoruz. Kurtarıcı değil, halka güveniyoruz. Milletimize güveniyoruz. Değerli arkadaşlarım, biz huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Ülkemiz gerçekten yoruldu. Siyaset yoruldu ya. Siyaset yoruldu. Siyasetçiler yoruldu. Siyasi kadrolar yoruldu. Ekonomi yoruldu. İşçiler yoruldu. Vatandaş yoruldu. Toplum gerildi arkadaşlar. Toplumu kamplara böldük. Bu ne kötü bir ayıptır. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, sağcı, solcu, başı açık, başı kapalı. Yeter arkadaşlar ya. Hepimiz bir arada kardeşçe yaşayabiliriz ya. Biz insanız. İnsani değerlere saygı duyarak diyoruz ki bu yorgunluğu, bu çatışmayı, bu gerilimi ülkemiz daha fazla kaldıramaz diyoruz. İşte sevgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanda söylediği şu cümle bizim için altın değerindedir. Helalleşeceğiz. Kucaklaşacağız. 10 yılların tortuları var. Bu kolay değil. Belki kolay olmayacak. Sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Kürt, Türk yeterince kırdırdılar arkadaşlar insanları birbirine. Bu insanlar birbiriyle mücadele ederken birileri ya silah sattı ya servetine servet kattı ama olan fakir fukaraya, aşağıda onlarca yurttaşımız yıllarca bu bedeli ödedi. Şimdi bunun, bu kötü gidişin, bu yanlış anlayışın sona ermesini istiyoruz. Ve genel başkanımız da bu açıklamayı yapıyor. Helalleşeceğiz. Kucaklaşacağız. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Biz ne dedik belediye başkanlığı seçiminde? Helalleşeceğiz. Ve o günü hatırlayanlar iyi bilir. Ülkü Ocakları eski genel başkanı olan bir abimiz bizim mitingimize destek olmak için geldi. Olay budur. Önemli olan anlaşmaktır, konuşabilmektir. Aramızda kalın duvarlar, keskin çizgiler, bu herkesi yordu arkadaşlar. Hayvanlar koklaşarak anlaşırlar. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Neyi çözemeyiz biz? Çözecek gücümüz de var, birikimimiz de var diye düşünüyoruz. Ve genel başkanımızın dilini çok doğru buluyorum. Bu Yunusça bir dil, bu devrişhane bir dil. Diyor ki ben iktidara talip değilim ama ülkenin yarınlarına dönük büyük bir kucaklaşmayı başlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, biz troll değiliz. Yani AKP'deki trollerin akşama kadar
genel başkanlara, insanlara, insanları germesine, bunu azim ve irademizle birlikte çözeceğiz. Sevgi iklimini hakim kılacağız. Ya Kamil Bülbül okuyucu kardeşim, şiir gibi konuşuyorsun. Yani elinde bir ayet mi var? Yani niye böyle söylüyorsun? Sevgi neye göre kazanır? Kainat yasasıdır arkadaşlar. Sistem hep iyiye gider. Tarihe bir bakın. Topkapı Sarayı'nı gezen var mı içinizde bilmiyorum. Topkapı Sarayı'nda altın miğferler, atlas seccadeler, altın kılıçlar, bilmem altından, zümrütten tahtlar. Ya bu komutanların, padişahların adını say desen toplum sayamaz. Sayamaz. Ancak tarihçiler bilir. Ama Hazreti Mevlana dersen, Yunus Emre dersen, Ahi Evran dersen, Hacı Bektaş Veli dersen, Karacaoğlan dersen, Pir Sultan Abdal dersen, Hünkar Hacı Bektaş Veli dersen, dünya tanır, dünya. Demek ki sistem sevgiden yanaşlıyor. Onun için kötü söz sahibine aittir diyoruz. Yerel seçimdeki dilimizin Türkiye'de hakim olacağından hiç kuşkunuz olmasın. Biz nerede yürüyüp nerede duracağımızı biliyoruz. Her zaman kavga edilmez ki. Nerede tartışacağımızı, işin münazarayla çözüleceğini biliyoruz. Muhalefet partisinin ilçe başkan adayı olarak şunu söyleyebilirim. Yol gösterici olacağız. Yerel anlamda, Konya'da ve Türkiye'de. Çözüm üreteceğiz, çözüm. Ülkemizin ve ilçemizin sorunları var. Göreceksiniz, bu bütün Türkiye'de böyle olacak. Değerli arkadaşlarım, biz, benim de aday olduğum 31 Mart yerel seçimlerinde yola çıkarken pek çok insan ters köşe oldu biliyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi parti, dergah anlayışıyla yaklaşamam. Ama bizim referansımız diyor, deniyor ya yerli ve milli diye. Hadi canım, ihvan kafasından yerli ve milli olmaz arkadaşlar. Taliban'a öykünerek yerli ve milli olunamaz. Olunsa da inandırıcı olamaz. Yerli ve milli bu topraklar, bu topraklar, bu topraklar bizim topraklarımız. Onun için dedik Tapduk Emre diye. Ne diyor Tapduk Emre? Makamımız aşktır bizim. Usulümüz edeptir. Kapımıza vuran değil, gönlümüze vuran buyursun diyor. Biz Atatürk'ü referans alıyoruz. Niye? Akıl diyor, bilim diyor kardeşim. Kuru kuruya itiat değil. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor. Bunda bir yanlış varsa sizin takdirlerinize bırakıyorum. Ve yine referansımızı bu topraklardan almaya devam ediyoruz. Ahi Evran diyoruz. Yerli ve milli siyaset diyorsak o Moğol zulmü karşısında şimdiki uygulamaları görüyoruz. Hazine garantili köprüler, yollar, hastaneler. Bir de Ahi Evran'a bakalım. Ben siftah etmedim. Yan taraftaki komşuma diyen anlayış. Ahlak, erdem, hakça paylaşma. Budur yerli ve milli olmak. Referansımız bu. Bunu referans alıyoruz. Değerli arkadaşlarım, Anadolu toprakları aşkla yoğrulan topraklar. Burada Ahmet Yesevi Hazretleri'nin alperenleri bu topraklara aşkla yoğurmuşlar, mayalamışlar. Bu toprakların her bir tarafında aşk çıkar, aşk. İşte onlardan bir tanesi sazıyla ne diyor biliyor musunuz? Mahsuni Şerif Usta. Bunu da bu süreçte, bu değerlendirmeyi yaparken sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sert siyasi iklimde, bu çatışmada, bu küfür dilinin bulunduğu ortamda ne diyor Aşık Mahsuni Usta? Güneşe saygıdandır çiçeğin boyun eğmesi. Bütün aşklardan yücedir insanın insanı sevmesi. Şu kültüre bakıyor musunuz? Şu zenginliğe bakıyor musunuz arkadaşlar? Yani bizim kimseyle husumetimiz, bunu adım adım, bak yarın seçim çalışmaları gelecek, kimseyle kötü sözümüz, kinimiz, bir davamız olamaz. Beni tanıyan arkadaşlarım iyi bilirler. Biz yeminli AK Parti düşmanı, Tayyip Erdoğan düşmanı olanlardan değiliz. Kesinlikle. Yerel seçimdeki bizim üslubumuzu bilinler. Ben daha Sayın Cumhurbaşkanı diye ekabir ve kibirli bir dil kullanmadım. Sayın Cumhurbaşkanımız. Halen de öyledir, öyle kalacaktır. Nokta.
Bunu biliyoruz. Bunu içselleştirdik, özümsedik. Siyasette küfür değil, ahlak ve erdemin ortaya çıkmasına aracılık edeceğimizi de sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Ama bunu derken de ilkelerimiz var. Nedir o ilkelerimiz? Hangi partinin iktidar olduğu da önemli değil. Kişiler fanidir. Zaten rahmetli Atatürk ne diyor? Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Hiçbir genel başkan, hiçbir siyaset adamı vazgeçilmez değildir arkadaşlar. Bir de biz böyle bir açıdan bakmıyoruz. İşte reis giderse ne olur bilmem öbür belediye var. Ya yani hayat devam ediyor. Hepimizin babası, annesi, büyükleri, ataları, ebeveynleri, öbür aileme intikal edenler. Kaldı mı hayat? Yaşam devam ediyor yani. Değerli arkadaşlarım, ilkelerimiz nedir? Neyi istiyoruz? Bir, evrensel anlamda bütünleşmek. Evrensel değerlerle bütünleşmek. Hukukun üstünlüğünü vazgeçilmezlerimiz. Hukuk. Yargının bağımsızlığını kimsenin önünde eğilmeden, parlamentonun güçlü olduğu bir Türkiye'yi hayal ediyoruz. Ne demek o? Değerli arkadaşlarım, tek adam, tek aile, tek hanedan değil. Türkiye'nin dört bir köşesinden seçilmiş milletvekillerinin söz sahibi olduğu, tartıştığı, halkın sorunlarını hiçbir medya patronunun gözünün içine bakmadan, çıkar çevreleri ne diye ne der demeden mensubu olduğu sınıfın, ilin, ilçenin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışıldığı güçlü bir parlamento. Budur hayallerimiz. Zaten Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Savaşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yönetmedi mi? Ya da şöyle diyelim, canlı yayında beni izleyen yine dostlarımıza, hemşehrilerimize sesleniyorum. Şöyle diyelim, bir aile reisi düşünelim, ev alacak, araba alacak. Ya hanımına sormadan, çocuklarına sormadan ben evin reisiyim, aldım, oldu, bitti. Böyle oldu der mi? Ya da hanımına sorar, ya hanım işte ev alacağız, araba alacağız. Ya da o da yetmez, annesine, babasına, kardeşlerine o da yetmez, komşularına mı sorar? Ne diyor Hazreti Mevlana? Danışan dağlar aşar. Diyor akıllara danış. Akıllara danış ki sen daha iyisini bil diyor. Danışacağız, tartışacağız, konuşacağız. Tek adam, tek hane, tek aile değil. Türk milleti, bütün Türk halkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi kaderini kendi tayin edecek. Bu bizim vazgeçilmezlerimizden bir tanesidir. Kara para değil, üretim ekonomisi diyoruz. Ya başkanım bu nereden çıktı? Şuradan çıktı. Malum biliyorsunuz Türkiye geçtiğimiz günlerde gri listeye alındı arkadaşlar. Yani bunu internetten de bakabilirsiniz. Bu üzücü. Bu bizleri derinden yaralıyor. Yani Türkiye kara paranın, uyuşturucunun, uyuşturucu ile mücadelede görevini yeterince yapmadığı için gri listeye alınması. Biz böyle bir ekonomik anlayış değil, üretime dayanan, alın teri, emek, çalışma diyoruz. İnsan haklarına saygılı, kadın haklarına saygılı, çocuklarına, gençlerine, kimsesizlere, engellilere sahip çıkan, çevreye saygı duyan bir anlayış bizim vazgeçilmez ilkelerimizdir. Bunlar olduktan sonra iktidar Cumhuriyet Halk Partisi olmuş, İyi Parti olmuş, AK Parti olmuş, çok bir şey fark edeceğini tahmin etmiyorum. Önemli olan sistemin yürümesidir diye düşünüyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu kongrenin bugün buradan gazeteci arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Belki Turgut Özal Parkı küçük bir alan olacak ama çevre ilçedeki arkadaşlarımızı da davet ediyoruz. Gönülün sığdığı yere her şey sığar. Karapınar halkını da davet ediyoruz. Herkes davetlidir. Büyük bir demokrasi şölenini birlikte gerçekleştireceğiz.
Önümüzde gerçekten güzel günler, hareketli günler var. İlçemiz içinde, Türkiye içinde güzel şeylerin olacağına inanıyoruz. Az önce söyledim, sezilerim güçlüdür diye söyledim. Yeni dönemde yeni bir söylemle, yeni bir üslupla yola çıkacağımızı 31 Mart seçimlerinde İstanbul'daki Karapınarlılar Derneği'nin son bölümünde söylediğim bir cümleyi tekrar ederek bitireceğim arkadaşlar sözlerimi. Biz bir yürüyüşe çıkıyoruz. Allah'ın izniyle biz büyük bir yürüyüşe çıkıyoruz. Bu yürüyüşte sevginin, saygının, ahlakın, vicdanın, merhametin, kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın, kimsesizlerin, merhametin sesi olmak istiyoruz. Bu sesi biz bu volümde konuşacağız. Bu grupların, bu değerlerin sesi olmaya çalışacağız. Çiftçilerimiz, üretenler, tarlalarımız, ovalarımız, nehirlerimiz, sularımız, üretim. Bunun sesi olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu duygular içerisinde beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için hepinizi yürekten en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah ülkemize, Konya'mıza, Karapınar'ımıza siyaset tabii ki olacak güzellikler getirsin. Barış içinde, sevgi içinde, bolluk ve bereket içinde yaşayacağımız günler dileğiyle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.